cücelerin yedi dağın ardındaki ormanda başlarına gelen en büyük felaketmiş sel. Hatırlıyorsunuzdur belki. Hani bir sabah gökyüzü kara kara bulutlardan görünmez olmuş. Arkasından da bardaktan boşalırcasına yağmur yağmış. Sonunda da her yeri sel basmış. Eğer Bilge Dede kulübesinden vaktinde çıkıp yardımlarına koşmasaymış, sel zavallı mormorik cüceleri nehre kadar sürükleyecekmiş. Bu felaketten geriye çamura batmış, harap olmuş evler kalmış. Bir de merhamet duygusu. Bütün bu acı olaylara karşılık mormorikler sevinçlerinden yerlerinde duramıyorlarmış. Merak ettiniz değil mi? Çok sevinçliymişler çünkü onları mormorik cüce olmaktan kurtaracak bir etik değeri daha kazanmışlar. Bu başlarına gelen en güzel şeymiş. Sizin anlayacağınız şıngırdak olmak için bir adım daha atmışlar. Bununla birlikte yapılacak bir yığın işleri varmış. Selden geriye kalan balçığı ve molozları temizlemeleri gerekiyormuş. Bilge dedeyi yedi yol ayrımındaki evine uğurlar uğurlamaz kolları sıvamışlar, başlamışlar selin artıklarını temizlemeye. Ama ne çare ki artık onlara kimse yardım edemezmiş. Kendi başlarının çaresine bakmaları gerekiyormuş. Emniyet müdürü Dilbaz'ın düdüğüyle işe başlamışlar. Karınca misali balçıklara saldırmışlar. Yıkık dökük evleri onarmaya başlamışlar. Daha birkaç saat çalışmadan yorulmuşlar. Birkaç dakika dinlendikten sonra yeniden işe koyulmuşlar. Kanter içinde kalmışlar. Yine en yakın ağacın gölgesine sırt üstü düşüp dinlenmeye çekilmişler. O sırada yargıç bilgili yüksek bir tepeden mormorikleri izliyormuş. Ne kadar yorulduklarını, bunun karşılığındaysa pek az iş gördüklerini anlamış. Bu böyle olmaz, buna bir çare bulmalıyız. Yoksa halkımız aç ve açıkta kalacak, demiş. Yargıç bilgili hızla tepeden aşağı inmiş. Balçıklara batı çıka başkan düşünceliği bulmuş. İkisi kafa kafaya verip saatlerce bu durum için düşünmüşler. Ama işe yarar bir karara varamamışlar. Kalkıp emniyet müdürü Dilbaz'ın yanına gitmişler. Bu kez üçü kafa kafaya vermiş. Ne ederiz, nasıl ederiz derken Dilbaz'ın aklına harika bir fikir gelmiş. Sayın başkanım, biz üç kafadar bir araya gelip fikir üretebiliyorsak mormorik cüceler de bir araya gelerek güçlerini birleştirebilirler. Birinin gücünün yetmediği işi iki kişi, iki kişinin gücünün yetmediği işi üç kişi yapabilir. Bütün mesele bu. Yargıç bilgiliyle başkan düşüncelinin ağızları bir karış açık kalmış. Biz bunu daha önce niye düşünemedik diye hayıflanmışlar ve emniyet müdürü Dilbaz'ı içtenlikle kutlamışlar. Başkan düşünceli mormorik cüceleri toplamış ve o güne kadar yaptığı en güzel nutuklardan birini çekmiş. Bundan böyle kimse evini tek başına onarmayacak. Birlik olacaksınız. Güç birliğiyle üstesinden gelinemeyen iş yoktur. Üçünüz beşiniz bir araya gelin, evlerinizi onarın. Kolları sıvamışlar, imece usulü el birliği içinde harıl harıl çalışmışlar. Mormorik cüceler tuhaf bir şekilde yorulmadıklarını görmüşler. Üstelik işler sandıklarından daha hızlı ilerliyormuş. Birkaç güne kalmaz eski düzenlerine kavuşabilirlermiş. Mormorikler daha bir gayretle, daha bir istekle çalışmışlar. Üç gün sonra selin izlerinden eser kalmamış. Her şey eski güzel haline dönmüş. Ama daha yapacakları çok şeyin olduğu da bir gerçekmiş. Bir kere kapkacak, yastık yorgan, her şey pislik içindeymiş. Mormorik cücelerdi. Kirden yüzlerine bakılmıyormuş. Laf aramızda içlerinde haldır haldır kaşınanlar bile varmış. Mormorik cücelerin temizlik anlayışı biraz kıt olduğu için önceleri bunu önemsememişler. Ama bu kez durum farklıymış. Islak ve çamurlu yorganlarda kim yatmak ister ki? Hele bir de çamurlu ve kirli kaplarda yemek yemek. Yeniden kafa kafaya vermişler, ne etsek, nasıl etsek de şu pislikten kurtulsak demişler. Sonunda kapkacağı ırmak kenarında yıkamaya karar vermişler. Bu, mormoriklerin şimdiye kadar gördükleri en güzel şeymiş. Yıkadıkça yıkamışlar, ovdukça ovmuşlar, tabaklar, kaşıklar, taslar, tencereler ışıl ışıl parlamış. Hatta mormorikler sahanlara bakınca kendi mor suratlarını görebiliyorlarmış.
Kapkacak yıkama işi bitince derin bir oh çekmişler. Gel gelelim, yatak yorgan için aynı şeyi söylemek o kadar kolay değilmiş. Günlerdir çamur ve nemin içinde bekleyen eşyalar kokuşmaya başlamış. Yeniden kolları sıvamışlar. El ele vermişler, işbirliği etmişler, yatak yorganı nehrin kıyısına dökmüşler. Kimi tokaçlamış, kimi çalkalamış, kimi olmuş, kimi çitilemiş. Nehrin berrak suları yataklarda kir, koku, çamur ne varsa alıp götürmüş, yorganları akpak etmiş. Güneş bu gayretli insanlara yardım etmek için önce bulutları dağıtmış, sonra ışınlarını saçmış. Yaş yorganları, ıslak döşekleri, nemli yastıkları bir güzel kurutmuş. Akşam olunca bütün mormorik cüceler mis gibi yataklarına yatmışlar. Derin bir uykuya dalmışlar. Ömürlerinde bu kadar rahat uyuduklarını bilmiyorlarmış. Mormoriklerin her şeyleri temizmiş. Yataklar, yorganlar, kaplar, kacaklar. Peki neden hala kaşınıyorlarmış? Neden kaygılının elinin üstündeki yara gittikçe büyüyor ve irin topluyormuş? Neden miskinin yanağındaki mor sivilce büyüyüp çoban halini almış? Dilbazın iki dişi birden çürümüş. Neden? İşte bu soruya cevap veremiyorlarmış. Üstelik gün geçtikçe kaşınanların sayısı artıyormuş. Kaygılının elindeki yara derinleşiyor, miskinin yanağındaki çoban irileştikçe irileşiyormuş. Bunun bir çaresi olmalı ama ne? Sonunda mormoriklerin en yaşlısı olan Bıcırık Nene bütün bu aksiliklerin sebebini bulmuş. Cüceleri başına toplamış ve demiş ki: "Her şeyimizi temizledik ama kendimizi unuttuk. En önemli şeyi, elimiz yüzümüz kir içinde, çamaşırlarımız pasaklı, vücudumuz aylardır su yüzü görmedi. Yarın nehrin kenarına kazanlar kurulacak, paravanlar gerilecek, herkes banyo yapacak ve çamaşırlarını yıkadıktan sonra kaynatacak. Ancak ondan sonra temizlikten söz edebiliriz. Beni duydunuz mu?" Yine hep bir ağızdan bağırmışlar: "Duyduk." Ertesi gün daha güneş doğmadan işe koyulmuşlar. Bir telaş, bir telaş. Nehir kıyısı ana baba günü. Mormorik kadınlar su taşıyıp kazanları dolduruyor, mormorik erkekler odun taşıyıp ateş yakıyorlarmış. Ormanın içinde mavi bir duman tabakası yükselmiş. Ağacın dallarının içinden geçip gökyüzünü kaplamış. Bugün akşama kadar çamaşırlar yıkanmış, kaynatılmış. Herkes paravanların arkasında banyo yapmış. Köpürte köpürte saçlarını yıkamışlar ve taramışlar. Bir hafiflemişler, bir hafiflemişler ki sormayın gitsin. Kendilerini kuş gibi hissediyorlarmış. Bu genel temizlik mormoriklerin çok hoşuna gitmiş. O günden sonra ırmaktan geri gelmemişler. Her fırsatta yıkanmışlar, temizlenmişler. Hiçbirinin uzun tırnağı kalmamış, bakımsız saçları da. Dişleri de inci gibi parlıyormuş. Temizlik imandan gelir. 3-5 gün sonra kaşıntıları geçmiş. Miskinin elindeki yara, kaygılanın yanağındaki çıban iyileşmiş. Sizin anlayacağınız her şey iyiye gidiyormuş. Hatta mükemmeli. Ta ki o sabah mormorik cücelerden biri nehre düşüp çırpınana kadar. Suyun temizlik gücünü anlayan mormorikler her fırsatta nehre girip yüzmeyi öğrenmişler. Bu çok eğlenceliymiş. Saatlerce serin sularda yüzmek gibisi yokmuş. Fakat o gün nasıl olmuşsa mormoriklerden biri nehrin en derin yerine doğru kulaç atmış. Orada burgaçların olduğunu ve girdaplar meydana geldiğini bilememiş. İşte tam oraya kadar yüzmüş. "Gitme, geri dön, boğulacaksın!" diye haykırmışlar ama mormorik aldırmamış. Yüzmüş, yüzmüş, tam girdabın ortasına geldiğinde her şeyi anlamış ama iş işten geçmiş. Boğulmamak için çırpınıyor, suya batıp çıkıyor ve "İmdat! İmdat!" diye haykırıyormuş. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyaymış. Nehirde yüzenlerin hiçbiri ona yardım edemiyormuş. Sadece çığlık çığlığa bağırıyorlarmış. Mormorik cüceler o kadar bağırmışlar ki sesleri ta ormanın içlerinde yankılanmış. Yankılananlar emniyet müdürü Dilbaz'ın kulağına gitmiş. "Neler oluyor?" demiş Dilbaz ve kalkıp nehre doğru koşmaya başlamış.
gözlerine inanamamış. Bir dakika daha oyalansa zavallı Mormorin boğulması işten bile değilmiş. En uzun söğüt dalını kırmış ve nehre uzatmış. Bir taraftan da nehirdeki mormoriklere şöyle haykırmış. Söğüt dalı boyunca sıraya girin, el ele tutuşun ve arkadaşınızı yakalayın. Mormorikler dilbazın dediğini yapmışlar. En öndeki mormorik elini uzatmış, suya batıp çıkan kazazedeyi kolundan yakalamış ve çekip sudan çıkarmış. Bütün bunlar bir dakikadan daha az bir zamanda olup bitmiş. Kazazedeyi kıyıya çıkarmışlar. Bu süre mormoriklere asırlar kadar uzun gelmiş. Ama sonunda mormorik kazazede cana gelmiş. Diğer mormorikler bir çığlık atmış ki sormayın, sevinç çığlığı. Bütün orman bu çığlıkla yankılanmış. Bir kere daha işbirliği etmenin, yardımlaşmanın önemini kavramışlar. Günün birinde beklenmedik bir şey olmuş. Mormorikler sabah erken kalkıp birbirlerinin yüzüne bakınca gözlerine inanamamışlar. Nasıl inansınlar ki? Koyu mor olan suratlarında gözle görülür bir ağarma varmış. Evet evet, yanlış duymadınız. Mormoriklerin suratlarında bayağı bir renk değişikliği varmış. Şimdi açık mor bir surata sahiplermiş. Bunun sevinilecek mi, üzünülecek mi olduğunu bilememişler. Gün boyu birbirlerinin yüzüne bakıp durmuşlar. Kimse bu renk değişikliğinin neden kaynaklandığını bilmiyormuş. Aradan birkaç gün geçmiş. Mormoriklerin tenlerindeki ağarma kaybolmamış. Bunun geçici bir durum olmadığı anlaşılıyormuş. Mormoriklerin kafası bu renk değişikliğinden dolayı karışıkken bir başka şey olmuş. Ertesi gün herkes, yani hemen hemen herkes, yorganlarının kısa geldiğinden ve ayaklarının açıkta kaldığından şikayet etmiş. Ayaklarını karınlarına çekip uyumaktan dizlerinin kas katı olduğunu ve çok ağrıdığını söylüyorlarmış. Mormoriklerin ilk sevinçleri kursaklarında kalmış. Acaba hastalandık mı? Almış mı mormorik cüceleri bir vesvese? Günlerce kara kara düşünmüşler. Neden bu hale geldiklerine bir anlam verememişler. Bir araya gelip düşünmenin zamanıymış. Böylece bütün mormorik cüceler toplanmışlar. Yana yattı, çamura battı diye atıp tutmuşlar. Derin derin düşünerek birkaç saat geçirmişler. Sonunda yargıç bilgili, bilge dedeye başvurmaktan başka çarelerinin olmadığını söylemiş. Mormorikler her zaman olduğu gibi aralarından bir heyet seçmişler. 3 kişilik bu heyet mutlu, şımarık ve şanslı. Bu 3 kişi 7 uzun günün ardından 7 yol ayrımına varmış. Son bir gayretle tepeyi tırmanıp Bilge Dede'nin kapısını çalmışlar. Bilge Dede ofluya pufluya kapıyı açmış. Çünkü artık çok yaşlanmış. Öyle hop deyip kalkamıyor, hızlı yürüyemiyormuş. Karşısında mormorikleri görünce ağzı bir karış açık kalmış. Aman Allah'ım, siz başarmışsınız. Eski halinize dönmek üzeresiniz. Yani çok yaklaşmışsınız demek istiyorum. Mormorik cüceler az kalsın bayılacaklarmış. O kadar heyecanlanmışlar ki öylece donup kalmışlar. Ağızları bir karış açık. Hey diye gürlemiş Bilge Dede. Kendinize gelin. İyileşiyorsunuz diyorum, duymuyor musunuz? Bu ses 3 mormoriyi kendine getirmeye yetmiş. İlk şaşkınlıklarını üzerlerinden atınca zıp zıp zıplamaya başlamışlar. Dönüyor, zıplıyor, gülüyor ve dans ediyorlarmış. Cücelerin heyecanları yatışınca onları içeri buyur etmiş, yer göstermiş, ağzı kulaklarına varan cücelere ''Şimdi bana anlatın bakayım bunu nasıl başardınız. Her şeyi ama her şeyi anlatın bana.'' Cüce mormorikler birbirlerine bakmışlar ve başlarından geçenleri Bilge Dede'ye anlatmışlar. Mormorikleri dinleyen Bilge Dede'nin yüzü aydınlanmış. Gözlerinin içi gülüyormuş. Memnun memnun başını iki yana sallamış. ''Sizi kutlarım küçük dostlarım. Etik değerleri keşfettikçe adım adım eski sağlığınıza kavuşacaksınız.'' Buna bütün kalbimle inanıyorum ve sizi kutluyorum. Şüphesiz o akşam orada bulunan mormorikler dünyanın en mutlu cüceleriymiş. İyileşmenin sırrını öğrendikleri için mutluymuşlar. Bir de temiz olmayı öğrendikleri için. Yardımlaştıkları, adil, cömert oldukları,
yalan söylemedikleri ve en güzeli de merhametli oldukları için. Ertesi gün erkenden kalkmışlar. Saygıyla ve hürmetle Bilge Bebe'nin elini öpmüşler. Çünkü içlerinden bir ses büyüklere hürmet etmeleri gerektiğini söylüyormuş. Mutlu bir şekilde vedalaşıp yola çıkmışlar. Sonunda yedi dağ arkasındaki Mormorik Ormanı'na gelmişler. Tahmin edeceğiniz gibi bütün Mormorikler onları dört gözle beklemekteymiş. Yolun ucunda üç Mormorik'i görünce sabırları taşmış. Daha fazla bekleyememişler. Hep birlikte yola çıkmışlar, gelenlere karşı gitmişler. Karşılaştıklarında hep bir ağızdan haykırmışlar. Neden rengimiz ağardı, neden boyumuz uzadı? Mutlu, şanslı ve şımarık birbirlerine göz kırpmışlar. Cüce dostlarını daha fazla merakta bırakmamak için müjdeyi vermişler. Artık iyileşiyoruz. Eski halimize döneceğiz. Hem de pek yakında. Şıngırdak halimize. Olanları tahmin etmişsinizdir. Bir gürültü, bir şamata sormayın gitsin. Nara atan mı dersiniz, dans eden mi? Ne ararsan varmış. Haksız da sayılmazlarmış hani. İyileşiyorlarmış, daha ne olsun?